İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Valla bizim evimiz çok müsait değil. Biz de balkona oturun, terasa. Biz zaten çok rahatsız. Oğlum Hıyar... Hıyar Reis. Çocuğu çok linç... Bir ara linçlendi değil mi bu çocuk? Saçma sapan. Öyle bir olay hatırlıyorum ya. Biraz serin. İstersen... Şey... Çok saçma bir linç. Çok iğrenç bir linç olayı vardı. Yayında konuşmuştuk hatta. Çok önceydi. Kilit olmuştum. Siz beyle buradan oturun. Ha, buraya oturmayalım mı? Ha, buraya. Buradan daha iyi olur. Tamam. Buradan zaten iyi olur. Açını boyadı. Tamam, evet, evet, hatırlıyorum. Balık bir şeyde mi oturacağız? Balık. İster burada mı oturun abi? Böyle. Burada? Siz nasıl isterseniz. Tamam, böyle de olur. Abi video görünce niye altına siktin ki? Konuşmuyorsun, sen nasıl istersen, bize hiç şey vermiyorsun, rahatsızlık vermiyorsun. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Yok yok, etmiyorsun zaten. İstediğin gibi sen işin gücün varsa yap. Bizde hiç şey yok. Şöyle sana bir hediye getirdim. Çok teşekkür ederim. Protein tozu benim kendi çalıştığım marka, güvenilir. Ya kullanırsın, bir şey yaparsın, dursun. Ben zaten spora yazılmayı düşünüyordum işte. Benim 10 numara hediye bu arada ya. Valla. Harbi 10 numara hediye, şakasız. Ben çok sayıyorum. Pahalı oğlum protein tozu. 35 kiloyum. 35. Evet, 35 kiloyum ya. Çok fazla ya. Yani yemek yediğim halde kilo aldım. Nasıl 35 kilo lan? Has siktir. Fena anoreksi. Alamıyorum işte. O yüzden 35. Spor için düşünüyorum. İnşallah başlarsan kullanırsın. Şunu şöyle koyuyorum. Olur. Sen şey yaparsın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben Onur'un halasıyım yani. Abla çok tatlı yani, ya orada. Belki yanlış bir davranışım varsa ben de. Yok yok, valla abla ben hiç öyle şey yapmam, almam güzel mi? Biz misafiriz zaten, öyle bir şey. Ne evli arkadaş, kusura bakmayın ya. Yok yok, hiç kusurlu bir şey yok. Size çay bu adam nasıl ayakta duruyor? Teşekkür ederiz valla, içip geldik. Tamam. Zahmet vermeyelim. Tamam, sağ olasın. Sağ olasın. Evet, şu an bu arada Mersin'deyiz. Burası Mersin'in... Onu söylemeyeyim. Abi boyu kısa olsa da 35 kilo her boyda çok kısa ki. Mersin'deyiz. Onurcan bildiğiniz gibi yaklaşık bir 10 senesi var değil mi? Bu 11 yıl, 11 yıl. 2013'te yapmıştım o videoyu. O kadar bu arada zayıf da durmuyor ama 35 deyince bir şok. Gerçi ayakkabı falan giyiyor. Tablet Reis muhabbeti. O videoda şeyi soracağım. Bir kurgu yok. Aslında hepsi kurguydu. Kurgu muydu? Şöyle 2013'te şöyle internetten alışveriş yapmalar çok popüler değildi. Yavaş yavaş popüler oluyordu ve o sıradan da insanlar ondan alışveriş yaparken galiba. İçinden işte domates çıkıyordu, evet. Bilmem ne çıkıyordu. Ben ona istisnane yapmıştım o videoyu. Vallahi dürüstlüğün için tebrik ederim bu arada. Başkası çok olsa, teşekkür ederim. Başkası olsa yalan söylerdi. Abi kurgu oldu belliydi zaten ya o videonun. Ya o videoyu gerçek sanıyor muydunuz hakikaten? O videoyu attım. Kıyar çıkarmam. Facebook'a mı atmıştım? Yok, YouTube'a atmıştım. YouTube'a attım. YouTube'dan attım, ondan sonra Facebook'a yayıldı zaten. O zaman dönemden Facebook çok popülerdi. Evet. Öyle öyle yayıldı. Evet. Facebook'ta ben görmüştüm, o yüzden o soruyu sordum. Oradan sonra hayatında bir değişiklik olmuştur herhalde squatlarda. Kapitan tabii ki. O zaman işte sokağa çıktığımda şey oldu ama yavaş yavaş tabii ki şey oldu. Sonra 2019'da tekrar girdim. YouTube meğerciğim. Sonra YouTube'dan depresyona girdim. İşte babamı... Ben hatırlıyorum lan YouTube yaptığı zaman videolarını izliyorduk biz. Yavaş yavaş hastalığı ortaya çıktı ve babamı 2020'de kaybettim. Ondan sonra YouTube'a tekrar dönmedim hiçbir şekilde. Sonra işte bu yıl işte, geçen yıl işte, Haziran ayında da işte fotoğraf attıydım ya. Evet. Tarz değişikliğin ona, öyle. Doğma büyüme buralı mısın? Yok, ben Malatyalıyım. He, Malatyalısın sonra... Buraya taşımam sebep depremden dolayı. He, depremden dolayı. Yani sen burada bir yıldır falan burada yaşıyorsun. Evet, depremden evimizden hasar olduğu için de. Hafif hasarlı ama güvenemiyoruz çünkü evimiz yığma yani gece kondu olduğu için. Halanla yaşıyorsun. Hı hı, halam bize bakıyor. Annem ise işte babam vefat ettikten sonra ayrıldı. Bizden abim, ben, halam. İçimiz... Ya, annenle hiç... Evet, testo 2 yaş. Hiç iletişim yok. Var, iletişimimiz var ama şey yapmıyor, zengin birisiyle. Allah Allah. Depremde ama bir kayıp mayıp yok sizde. Yok, çok şükür yok. Abi ben zaten bu arada yıllardır
Çocuğun YouTube kanalını izlerken de diyordum. Ben bu çocuğa laf eden, zorbalayan insanları hiç anlamıyorum. Hani harbi anlamadım, çözemediğim bir olay. Ne var ki yani? Niye bir şey yok oğlum bu çocuğun? Zorbalanacak bir şey yok ki yani. Saçını değiştirdi. Çocuğu linçlediler salak salak. Hani yalan dolan content de yapmıyordu. Default content yapıyordu. İlk yaptığında da o YouTube'a geldiğinde falan da öyleydi. TikTok attığında falan da öyleydi. Harbi hiçbir sebebi yok yani. Tam böyle man kafa insan mentali yani, anlatabiliyor muyum? Bir insanı tipine göre yargılayanlar, konuşmasına göre yargılayanlar. Hani tamamen sebepsiz yere. Çocuğu okey linlediler. Okey gerçeksizdi. Çok okul aşırı durumu derecede lise gereksizdi ya. okudum. Lise bittikten sonra işte İşte babama... abi şey kafası ya, okuldaki okul zorbaları olur ya, aynı o mental yani. Çocuk zayıf. Zayıf gördüler, zorbaladılar yani çocuğu. Başka hiçbir sebebi yok yani. Bir insanın kendini iyi hissetmesi böyle bir, yani bunu yapıp o insanlar kendini iyi hissediyor aptal bir şekilde. Kendi içindeki karanlığı, ezikliği başka birinden çıkartıyor. Hastamış. Bence de tatlı biri bu arada. YouTube videoları da öyleydi yani. Çok komikti yani. İlginç bir mizahı vardı. Hani cringe dersin, okey. Cringe komedi, garip bir videoları vardı. Hatta YouTube'a video atmayı kestiği zaman ben hatırlıyorum yani, yayında niye atmıyor falan tribine girmiştik. Şimdi öğrendik. Önce de işte üniversite okumadım. Çok Şu an bilmiyorum yani. işte O sosyal insanların medyadan. Maymun incelenmesi zayıf lazım. Şu an görmek, maymun profilinde zorbalamak. yazıyor 24 yaş. Özgüvensiz mastürbasyonu gerçekten, yaşındasın. evet. Bayağı da büyüksün ben. Çok Bir şaşırmış. suçu Evet, olmayan çünkü şey insana genetik böyle hastalığından dolayı. Anoran, yüklenmek. Noan, 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 evet Noan hastalığından ama. Yani Hormonal bir şey mi? gelişim bozukluğu. Ben onu görünce bir şaşırdım. Neredeyse yaşlarımızla yakın. Evet. TikTok'tasın sen de. Ben TikTok, Instagram şu an. Oradan 3-5 bir şey. Çok şükür geliyor işte Değil şu mi? oradan, evet. Banu Berberoğlu. Banu Berberoğlu kimdi ya? Çok tanıdık geldi. Ha, vlog çeken kız. Evet. Ya abi Türkiye'de şey, internette genelde şeyin ayrımını insanlar yapmayı bilmiyor ya da onu, ya cringe içerik okey. Cringe içerik cringe'dir. Hani cringe der geçersin. İnsanlara hakaretler, yüklenmeler, böyle bir şey yapmana gerek yok ki yani. Hani kötü bir şey yapan insana zorbala okey. Hani kitlesini kandıran insanı zorbala. Videolarını yapıp videolarda yalandan video yapan insanları zorbala. Okey. Hani bir sebebi var. Koyduğu insan kötü bir insan hareketi yapıyor, anladın mı? Gerçekten kötü bir davranış yapan bir insanı zorbalarsın ama hani sırf tipi şöyle, şusu böyle, konuşması böyle diye insanlara Araştırdım sanirim intihar etmeyi deneyip yogun yani bakimde yatma olayı da varmış. dinlerin nasıl geçiyor burada? Alan çok Bak mesela Yakup TV örneği. Yakup TV'yi zorbalarsın abi. Yakup TV'nin, evet Yakup TV'nin dramasını biliyorum. Şehitlere salladığı şeyden bahsediyorsun herhalde, değil mi? Açmayacaktım bu konuyu ama. Ya, hani böyle bir cümle derken bile amına koyayım. Rahatsız oldum hani, anladın mı? Ne yapayım kardeşi? Şehit varsa var, ne yapayım? Aptallar baksan çok hepsi şeyde. Vatansever de gelmişler, şehit var, şehit var. Abi bu adam net mental bir hastalığı var bu arada. Hani ben başka türlü aklım almıyor yani, anladın mı? Kimse, yani Ne yapayım kardeşi? Şehit varsa var, ne yapayım? kim Aptallar der lan baksan böyle bir çok şey? hepsi şeyde. Vatansever de gelmişler, şehit var, şehit var. Ne yapayım kardeşi? Ya oğlum adam bilmiyorum hani, bak ben kafam almıyor. Harbi almıyor. Bir insanın böyle bir şey diyebilmesi bana hiç almıyor yani. Bilmiyorum. Ailesinden mi görmemiş? O videonun devamı var bu İşte bunu arada. linkleyerek. Dur. Ne yapayım kardeş? Şehit var. Kardeşe de vukuatları var biliyorsunuz. Yani obez Can Bekuit var biliyorsunuz. Vasıfsız ucube
Vatan ailenin tekidir. Annesi elden ele dolaşıyor. Bir vasfa sahip değildir. Ben gruptan çıktım diye götü ağrıyor. Tutuştu. El ayağına tutuştu. Yakup babadan prim istiyor. Ya siktir git orospu çocuğu seni. Lan sen kimsin lan? Göt verene bak. Lan kaç tane hesabın kapandı yavşak? Kaç tane? Bir de bir defa da hiç akıllanmıyor musun? Siktir git lan bu piyasadan. Lan seni dinleyen İnanılmaz kim oğlum? Ben yıllardır ünlüyüm. Sen daha yeni geldin. Toy. Kaybol lan buradan. Arkadaşlar bu yani ucube vatsız vatan aynı. Abi bu adam böyle bir petrol kimya sanayinin yakınlarında falan mı oturmuş acaba yıllarca? Hani öyle çok gaz falan mı solumuş? Harbiden merak ediyorum ya bunu. Olabilir amına koyayım. Belki böyle bir yıllar boyunca bir şey solumuştur. Anladın mı? Gitmiştir yani kafası. Bipolar Adam. Yıllardır ünlüyüm. Yıllar önce yaptığı altın değerindeki content. Geldin gene anne. O yaktı. Niye geldin gene? İşin gücün yok mu? Bu macun falan yok. Ben ha. Dedim de kedi yapıyorsun. Ha yine geldi. Bu kadına gene kurtuluşum yok ya. Gitmedi gitti ya. İlle sabote edecek videoyu. Evrenin en itici varlık. İşte. Bunlardan kurtuluşum yok. Ondan sonra şöyle bir hal oldu. Değişik bir hale. Ya. Aa, dur o videonun fullünü arıyorum ya. Can Bekuit. Mi atmıştı onu? RT. Eşi. Aynı şehit mı? Şehit varsa var ne yapayım? Aptallar baksan çok hepsi şeyde. Vatansever de gelmişler şehit var şehit var. Yok lan bu kadarmış sadece. Nasıl bu hale geliyor? Abi oh, tamam da adamın sorunu neymiş ciddi ciddi. Bilmiyorum abi. Ne sorun olacak ya? Ne sorun olsa bile tatsız ya. Ben diyecek bir şey bulamadım amına koyayım. O kadar rahatsız edici ki. O kadar rahatsız edici ki yani. Neyse devam. Evet halam bize işte bakıyor sağ olsun. Ben işte yayınlar yapıyorum. Halam sağ olsun arada bir şey yardım destek yapıyor işte öyle. Halanın emekli maaşı mı var? Evet. Sadece ikiniz buradasınız, kocası. Bir de evet, halam, ben, abim de pizzacıdan çalışıyor. He, abim de var. Ben işte biraz da hayatım yalan üzerine kurulu. Sürekli yalan söylüyorum. Bu adama zelburgerimi yapma Mite. Öyle. Söylemedim bugüne kadar ne abimin olduğunu, ne pürüzsüz beyin makası abi. Ettiğini, annemin başka birisiyle gittiğini. Onu zaten şimdi söylesen prim için yaptı. Ondan prim kasma falan filan da iyi ki de söylememiz. Ben içimi dökmek istiyorum. Bu yüzden iyi ki geldiniz. Bence üniversiteye falan bir hazırlanma hayalin varsa yani hazırlanabilir aslında ya. Mersin'de Tarsus Üniversitesi var değil mi? Evet. Geçti diye düşünüyorum ben de yani 24 yaşındayım ya. Lan yok lan 24 yaşında niye geçsin ya? Oğlum. Benim yaşındakiler çoğu okulu bitirdi bilmem ne. Bence geç ne? Değil ya öyle düşünme. Buralar da biraz tehlikeli yerler gibi. Evet burası işte Suriyeliler ve çoğu Suriyeli olduğu yer. Çok mahalle arası. Evet çok. Zaten gece dışarı çıkma yok. Sabah ne yapıyorsak işimizi sabah yapıyoruz evimizde. Sarışın çocuk çok sarı bir burger çok benden. Yok hiç çıkamıyorum zaten. Tek zaten. Yanımda ya abim olacak ya da ağlam olacak. Bir laf atan. Laf atma değil hem de bir hafta korkuyorum ya tek başıma. Yani çok Suriyeli var. Biz dün PlayStation kafeye gittik burada. Hı hı. Ya bir saat bir oyun oynayalım. Yani tek Türk bizlik galiba orada ya. Suriyeli mi Arap mı tam anlamıyorum ama. Çok var burası dolu. Evet, çok hoş değil ya. Ama Mersin şey olarak hoşuma gitti. Mersin güzel ben de seviyorum. Şimdi sen saçını örneğin sarıya boyattın. Tabii bu senin tercihin. Mesela ben de saçımı açık sevmediğim için, beni rahatsız ettiği için örüyorum. Ya bunun aynı şey gibi ama sana tepkiler biraz... Abi evet ya mesela çok
garip amına koyayım. Ya işte internetin belli bir kısmı var, tamam mı? Kime denk geldiğine bak. Ben mesela saçımı pembe yapmıştım. Hatırlıyorsunuz. Saçımı pembe yapmıştım amına koyayım. İddiam iddia. Kimse bir sikim diyemedi, demedi de. Hani düşünmedim, öyle birilerinin bir şey yapabileceğini bile düşünmedim bununla alakalı. Sarı rengi yüzünden de lin yiyen var. Mesela hani bu yüzden linç de çok garip ama bakayım işte. Abi yüklenebildiklerini yükleniyor internette insanlar yani. Benim saçım sik gibiydi yani, hatırlıyor musunuz? Yani. Leo baz değil. Kimin önüne çıktığınla alakası var. Fazla sert. Çünkü insanların beklediği gibi bir şey olmadı. Çünkü o zamanki çocukluk şeyleri olduğum için ben iki taraf... Ben pembeyken sevmiyordum. Morken hoşuma gidiyordu ama. Morken hoşuma gidiyordu. Şey, pembeyken çok cırttı yani. Hem de çocuklar iki taraf. O dönemde olduğum için kabullenmediler. Bir nevi çocukluğumuz yıkıldı. İyi benim favorim Eminem saçımdı aslında. Full sarı böyle. Yani seni etkiliyor mu aslında? Ya da benim çok umurumda değil ben. İlk başta çok etkiledi. Yani şeye kadar gittim yani. Çünkü sürekli yazışıyorlar, bir de ev adresleri bulundu. Abi mesela bu çok eziklik ya. İnanılmaz eziklik ya. Hayatın yok mu amına koyayım ya. Bu çocukcağızın ev adresini buluyorsun, darlıyorsun sürekli. Ya bir siktir git, çime dokun ya. Bilmem neler yapıldı işte, yemek söyleniyordu. Bakalım. O herkesin başına gidiyordu. Evet. Zaman. Maalesef. Tam sonra ölüm tehditleri, benimki ince ulaşıyordu. Direkt ölüm tehditleri alıyordu. Terasa çıkmamız da mahsur. Yok tabii ki çıkabiliriz. Felaket çok kötü. Tam ghetto ya. Halan kaç yaşında? Halan 63. Bu maşallah. O biraz rahatsız oldu sanki bizden. Yok be. O sana... biraz çekiniyor o tuşu. Sen ne dedin alana? Ben çok sevdiğim bir abim gelecek onunla. Vaaay. Yapacak yapacağız. Bir şey yok hayatında bu arada, bu hafta yeni albüm. İnsanlar sürekli şey yapması. Oğlum bizim İzmir'de akrabaların oturduğu mahalle var böyle bayramda. Yokuşta hayvan gibi yokuşta kalıyor. Felaket flashback yiyorum. Aynı böyle her yer. Yani bu terasta 56 tane akraba elini öptüğünü hatırlıyorum yani. Kiloyla. Aynı la, hiçbir fark yok. Ama mesela kimse bilmiyor senin gelişim bozukluğu olduğunu, değil mi? Hormonal bir şey yani. Yok hiç kimse. Çay mahalle falan. Özellikle sosyal medya olduğu için yani. Hayatlarındaki pisliği, nefreti işte bizim gibi. Orpil Onurcan olsun, testosteron olsun. Biz de kusuyorlar. Bir nevi mastürbasyon yapıyorlar aslında. Kendilerini tatmin ediyorlar bize hakaret ederek, evet. Taciz ederek. Acı güzel bu arada, evet. Vay be. Senin bir buradan odan var mı yoksa? Yok. Hepimiz orada yatıyoruz tek odada. Burası tek artı. He, o yüzden bizi almadı oraya değil mi? Tek hepimiz yatıyoruz. Abi bence 5 liralık programla böyle insanları darlayanları bir gaz odasına kapatsak kayıp olmaz. Mutfak var bir tane. Ben orada yayınlar yapıyorum genelde mutfakta. Tuvalet var. Bir tane tuvalet bitti. Bu kadar. Kira falan var mı burada? Var. 2000 lira ödüyoruz. 2000 lira. İyi, çok şükür azmış piyasaya göre. Valla kilo alman için her türlü neye ihtiyacın varsa ben yardımcı olurum. İşte o ürünlerden falan. Ben psikolojik destek de aldım. Bir kilo için. Çünkü o kadar kendimi gerçekten intihara kadar sürükleyecektim. İntihar etmeye çalıştın mı yani, yoksa... İntihar ettim. Yoğun bakımdan kaldım bir hafta. Ciddi misin? İlaç içtim. Çünkü benim kolum bazen yukarı. Almanlar neden sevdiğimi hatırlıyorum. Ve hiçbir zaman, ne bileyim, saat bile takamıyorum. Ya bu... Küçüklükten beri saat isterdim ama saat bile takamıyorum. İşte. Ya senin, tamam insan zayıf olabilir ama senin sağlığının kötü etkileyecek şekilde bir... şey yok değil mi bunun? Hani var, kalp rahatsızlığı. Kalp rahatsızlığı mı var?
onu etkiliyor işte. Kilo almak istiyorum, insanlardan öneri istiyorum sürekli, işte canlı yayınlarından söylüyorum. Hı-hı. Nasıl kilo alalım? İnsanlar spor diyor ama sporun da bana etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben aşırı derecede 1.60 boyundayım ama 35 kilo. Spor şöyle, ya beslenme olmazsa sporun pek bir faydası olmaz aslında. İkisi beraber olması lazım. Ama işte şimdi durumu belli. Halasının durumu belli. Tek odada yaşıyorlar. Hani günde kaç defa yiyorsunuz? Ayıptır sorması. Sabah, öğle, akşam geçiyorum. Evet. Kanka bas burada uzman. Senin kendine muhtemelen çok yemen lazım. Durumun belli. Ama bu konuda az önce sana protein tozu da verdim. Ya bizim ürünlerimiz var. Ben onlardan yollarım. Onları içmen lazım. Mesela Gainer var bilirsiniz. Karbonhidrat protein tozu. Ama sürekli onu da içerse bağırsaklara biraz zarar verebilir. Normal yemek de yemesi lazım. Ya ben elimden geldiğince desteklerim seni ama çok işte insanlar sadece aşağılıyorlar ya. Bu da seni bayağı yıpratmış yani. Gel oturalım. Okumayı sanmam da. Nasıl abla? Bir iş bulabilirseniz bir işe koyayım onu. Ne istiyor ki onu bilmiyorum ama. Sen gelebilirsin abla bu arada, sen de konuşabilirsin. Çünkü yok, yok. Tamam, nasıl istersen. Halan. Siz bunu yayınlayacaksınız değil mi? Tamam. Halan diyor ki iş. Ama işte senin ne istediğini de önemli. İşte de çalışamam ki bu rahatsızlıklarından dolayı. Masa başı falan, bilgisayar. En fazla öyle. Yani telefoncudan filan. Küçümseme olma onda ya. Çok, şu an çoğu işler masa başı. İşte yani. Yok küçümseme de yani en fazla onu yapabilirim diyor. Kendi şeyime. Yeter o da. Masa başı iş en temiz bence. Evet. Ya gidip inşaatta tabii çimento taşıyacak halim yok ama bir şeyler yapabiliriz ya. Benden bir ricam olur, bir isteğin olur, o konuda ben gerçekten bir şeyler yapmaya çalışırım. Çok sağ ol. Varsa böyle özel bir isteğin, ihtiyacın. Çünkü mutlu değilsin. İyi filan. Belki çok eskiden çocukken mutluydun ama şu an hiç memnun değilsin hayatında. Yani hem hayatımdan memnun değilim hem de psikolojik olarak da mutlu değilim hiçbir zaman. Yani insanlar göründüğü, yani şu an insanlar, ben sadece mutlu bir portre çizdim ve insanlar onu biliyor. Ama içimdeki şeyleri hiçbir zaman bilmiyorlar. Evet. Bugün açıkladım her şeyi. Ki bu bizim daha görebildiğimizin %1'i falandır yani. Anlattınız mı yani? İstediğimiz kadar empati yapalım gene de aynısını hissedemeyiz yani. Senin için bambaşkadır. Abi Garner yola iyi olur değil. Gece kaçta yatıyorsun? Benimki değişiyor işte. Saat 2'de yatıyorum. Gece 2'de yatıyorum. Saat 9.30'da kalkıyorum. Kilo almak için uyku düzeni olmazsa kilo alamazsın. Şöyle, güne erken başlayacağım. Bu en önemlisi. Hani ben mesela kilo almak istediğim dönemde sabah 7'de kalkıp kahvaltı yapıyordum. O yüzden ama bir şey diyeyim, obez olmaktan çok daha iyidir. Ben bir şey diyeyim mi? Obez olmak çok istiyorum. Ciddi misin? Hı hı. Neden? Çünkü vücudumu sevmiyorum. Çok zayıfım. Ne hiçbir zaman. Keşke obez olsaydım diye ağladım biliyorum. Ama o da çok konforsuz ya. Bu kat kat göbeğin olacak. İster miydin? Bir tık isterdim. Ne ya canım? Çünkü bilmiyorum, zayıflık bana o kadar kötü bir şey. Ya ben çok üzücü anlatayım. Hani harbi şeye eminim yani burada. Bu çocuğun yaşadığı dertlerden hani minimum bir tanesini hayatında hepimiz yaşamışızdır yani, hani parasızlık olsun, vücudunun bir yerini beğenmeme, bir şeyini beğenmeme olsun, böyle geleceğinde kararsız olma olsun ve hani harbi anlıyorsun yani, bir sürü yani, hani bir sürüsü var bu çocukta ve hepsini aynı anda yaşamak zorunda kalıyor. Yok ki şu an. Çünkü küçüklükten beri dopinge uğradım. O kadar aşağılayıcı şeyler, travmalara neden oldum. Evet, bir şey diyecektim, unuttum ya. Yani bu adamın yanından geçemez yaşadıklarım ama oldu. Abi olmuştur ya. Şimdi şöyle bir şey. Hani büyük dert diye bir şey yok yani. Dünya öyle işlemiyor.
Hiç unutmuyorum, bir gün bir Müslüm Gürses şarkısının yorumlarında biri şey yazmıştı. Abi dert yarrak gibidir. En büyüğü kendinde sanarsın. Harbiden öyle. Yani bu harbi real yani, bak 15 sene önce falan okumuştum o yorumu. Bu kadar real bir yorum da bu konuyu bu kadar iyi anlatan başka bir şey görmedim. Hani küfürlü bir şey ama harbiden öyle yani. 35 kilo. Empati yapamıyorum. Depresyondaki hipertenizim 5 kilo protein tozu yazıyorum. Anoreksiya derecesinde zayıflıyız. Anoreksiya... Mobbingi duyamadım ben burada. Evet, bir şey diyecektim, unuttum ya. 35 kilosun ama anoreksiya derecesinde zayıftayız. Anoreksiya biliyorsun bir hastalık var. Evet, Hani biliyorum. öyle bir psikolojik şeyin yok. Onlar sanırım zayıflamaya çalışıyor. Evet, yok, anoreksiya bana konulmadı ama psikoloğa gitmiştim. İşte yeme bozukluğum var dedi, bu senin kesin yeme bozukluğunda. Onun için bana şey dediler işte, diyetisyen önerdi. Diyetisyen de bir çabaladı. Onu da alamadım. Bende de yeme bozukluğu var. Burada ben de bir konuşacağım. Ama yeme bozukluğunun farklı bir çeşidi. Ben de mesela yanımda her zaman benim yemeklerim olur. Gördüm. Dışarıda hani kendimi çok zorlasam da yiyemiyorum. Hani bir restorana gidip. Hiç böyle çok yemeye çalışıp kustuğum oldu. oldu, değil mi? Oldu çok Kusma fazla. derecesine kadar. Kendimi çok zorladım. O tatsız işte ya. Biraz zor bir süreç. Ama bir iş olunca sabah işine gitse, yine bu işten de yapsa yapsa. Evet. Ama düşündüm değil mi? Sürekli Doğrusu yersiz zaten gitmem o zaman o yani. psikolojik sorun olunca zor. Olacaksa, yani yapabilecekse bir faydası olsun diye düşünüyorum. Muhtemelen. Bakarım da yarın ben de olmazsa onu yalnız. Evet. Sadece sen varsın. Allah ben de nereye yaparım olacak. Nerede buraya çağır, zahmet etmişsin. Orada bir... Bu çocuğa o kadar tiltim, hepsi kolpa bunun. Abi işte ama yani yemezsin yani. O öyle bir şeyse onun şeyi yani. Bu mantıklı hiçbir şeyi değerlendiremezsin ki yani, duygun yok olur. Hani bilmiyorum nasıl kolpa olacak ki, adam harbiden zayıf ve evi görüyoruz. Ne kadar kolpa olacak ki bu? Çünkü halam bize bakıyor sürekli. Ortada lan hani sıkıntıları. Dediğim gibi. Kimsenin yok. Evet abi, çocuk bu evde kaldıktan sonra ve 35 kilo olduktan sonra gerisi kolpa olsun yani. Bir lavaboyu kullanabilir Değil mi? miyim? Ne kadar kolpa olabilir? Evet. Hani mahalleyi görüyorum. Hiç arkadaşın falan var mı buralarda? Yok. Neredeyse hiç arkadaşım. Hiç. Yaşadığı şeyler çok zor da, hani burada anlattığı kadar zor durum demiş ki, ben 35K telefon kullanıp Zara'dan falan giyiniyor. Bir telefonunu görmedim. Hani patlak kredi kartı borçları olmadığını da bilmiyoruz. Belki kredi kartından hepsini çekiyorlar zart zurt. Malatya'da da vardı arkadaşlarım. Ama bazen... Abi hani bu şey anlamına gelmiyor ki, iPhone 15'i var. Abi zaten bu hani belirli bir gelir seviyesinde olan insanlar parayı nasıl kullanacaklarını bilmiyor ki. Hani çocuk burada yaşıyor, hani bu parayla parayı nasıl harcayacağını edeceğini falan bilse zaten bu pozisyonda olmazlar ki. iPhone 15 alır tabii yani. Eline bir yerden geçmiştir, TikTok'tan bir şeyden kredi kartı açmıştır. Zart diye gidip iPhone 15 almışlar. Hani bu onun zengin olduğunu göstermiyor Belki ki. kendilerde bilirsin. Hani borca girmiştir. Kredi bile çekip almış olabilir. Hani parayı nasıl harcayacağını öğrenip bilip hani bir şey yapan bir pozisyonda olsa zaten iPhone 15 almaz. Evleri depremde yıkıldığı için farklı illere gittiler. Yine orada da yalnızım.
halası şu an Onurcan'ın tek büyüğü, ona bakan diyeyim, halası var. 63 yaşında. Ondan başka kimsesi yok. Onun da bizden bir ricası oldu. Hani bu kadar yol gelmişsiniz. Onurcan'a bir... Ya ben hani şeyden biliyorum yani. Bunu hep yayında anlatırım mesela. Çok komik bulduğum bir olay. Bizim işte İzmir'de bazı akrabalar işte hani gittim ettim mahallede. Hani ben biliyorum yani bildiğin. Akrabam zaman akrabim. Durumlarını biliyorum. Kredici gibi iPhone aldığını hatırlıyorum yani. Harbi kredici gibi iPhone aldığını. Aynı böyle evde oturuyorlar. Dediğim gibi bayramda ziyarete gidiyorsun. Hani bunun bir mantıksal bir şey var mı sizce? Yok. Alt çizgi diyor ki videodan sonra TikTok'una bakalım. Çalışabileceği ne ki ona yani? Uygun bir iş. Niye ki? Abi işte sen ben anlayamıyorsun yani. Alıyor ama adam. Alıyor. Yani. Sizden bizi izleyen öyle varsa, görüyorlar öyle şey yapıyorlar. Canı olan, şirketi olan. Bilmiyorum bir işveren. Valla Onurcan'a ulaşırsa. Gelir düzenlemesi yani çok iyi olur. Çünkü çocuk para, bütün gün dört duvar arasında geçiriyor. Benim anladığım. Çünkü hani bir insanın uğraşacak bir şey olunca canı sıkılacak, aşk acısı çekecek, üzülecek zamanı da olmaz. Bunu örnek verdim. Sen anladın benim demek istediğimi. Ben bu konuda her zaman arkandayım. Hani zaten senin için geldim buraya. Tamamen senin için geldim. Abi senin hayatın nasıl gidiyor? Benim hayatım çok şükür bir sıkıntım yok ya. Şükür ediyorum. Ya herkesin tabii problemleri, dertleri var. Tabii. Arkaya ben şarkı açmıyorum abi. Taylan hepsini koymuş olurdu. Şu an bir sıkıntım yok. İkidir bunu en önemli şey sağlık. Bir sağlık problemim yoksa. Ben açmıyorum. Çok şükür. Yani. Evet annesi o ya ben tam şey yapayım chat'e bakıyordum. İlk başlarda bir yerde demiş herhalde annesi zengin biriyle vesaire tarzı bir annesi de almış da olabilir yani evet. Memnunum ya. Böyle bir şey o dedi onunla alakalı mı dediğini hatırlamıyorum ama chat şey yaptı. Sonra. Boş zaman insanı delirtir. Harbiden delirtir yani buna adım gibi eminim. Biz de mesela hani bu sporu yapıyoruz millet sanıyor bizi işte vücut yapacak hava hava atacak. Mesela bunu yapmasak muhtemelen bizim gibi insanların da psikolojisi bozulur. Bu hesabı bakalım. Bir nevi hobi. Yaşam tarzı. Senin şu an bir yaşam tarzın yok. Ve bu seni çok yoruyor. Durduğun yerde bir şey yapmamak. TikTok, miktok güzel. Ama yani TikTok bir yaşam tarzı olmaz. Hani sanal alem. Şimdi senin gerçek hayatta bir şeye tutunman lazım. Nasıl bağırıyorlar ya? Evet bu daha fazla. Bundan pozisyon az. Sanki ne maçı? Geceleri daha fazla bağırıyorlar. Bunlar Suriyeli mi şimdi? Evet hepsi. Ben bu arada ırkçı bir insanım. Bayağı ağır ırkçı. Yani hangi ırk olduğunu söylememe biliyorum. Gerek yok. Hangi coğrafya? Tabii son 7-8 yılda biraz bildiğin gibi. Biz biliyorduk zaten. Onların da sayısının artmasıyla bu duygularımız da biraz kabardı. İnşallah sen de öylesin. Ben. İnşallah sen de öylesin. Amına koyayım. Duygularımızla. Biraz kabardı. İnşallah sen de öylesin. Ben. Sigara içiyor musun? Ey siyah kulak. Tebrik ederim onu. İnşallah sen de öylesin. Arada dünyanın en komik lafı ya. Sigara hiç içilmemesin. Yok hayatım acı içip değil. Bak sigara... İştah zaten kapatır. İştahın yok ya. Onu içersen hani şu an 35 kilosun. Allah korusun 30'a 25'e düşersin. İştah zaten kapatır. İştahın düşük. Kötü kokacaksın. Bir faydası bağırsakların iyi çalışır. Onu da boş ver. Onu yeşil sebze de yesen oluyor aynısı. Burada böyle ya. Silah sesi falan duydun mu? Her gün. Değil mi? Çok öyle bir yere benziyor ya. Her gün pompalı mı dersin, silah mı dersin sıkılıyor. Sanki her gün burada biri vuruluyormuş gibi bir hissiyat var bende. De her gün kavga. Değil mi? Her gün.
İşte o yüzden sokağa çıkmıyoruz hiçbirden. Ya da çıkarsam da işte markete filan, BİM'e filan gidersek de ya hala... Arkadaşlar ırkçılık, ırkçılığı glorify'lamayın. Hani ırkçılık gerçekten iyi bir şey değil. Ama yani... Neyse. Onunla birlikte giderdim ya da abimle. Bu da uyuşturucu işte dönüyordur. %100. Sen bilmezsin muhtemelen de. Yani. Ne kadar güzel bir şehir. Hepimiz ama biraz aynıyız. Fazla plansız göç almış. Ama muhteşem bir şehir ya. O az önce bir sahil yolundan geldik. İnsanlar harika biz ya. Aynıyız. Evet. Antalya'dan güzel. Japonya, İzmir gibi bir yer aslında burası. Evet, belli başlı yerler öyle. Ya bazen ırkçılık öyle bir pozisyon alıyor ki kafanda şeyin tartısını yapıyorsun. Hani böyle o tamam hani vardır iyileri diyorsun ama hani böyle bir genel küme eksi bir iki isim gibi oluyor. Hani ne bunun bir adı var mı hani? Irkçılık herhalde bunun adı direkt, evet. Yani hani farkındalığım var. Hafif bir hümanizm de lazım. Tamam, hepsi kötü değil. Ama abi matematik. Türkçe de gelim ama. Matematik amına koyayım. Matematik. Ne kadar hümanist olsan ortada bir matematik var. %100'lük bir kümenin %90'ı genele vurduğun zaman ben o yüzden ırkçıysam yani. Biraz böyle eli ayağı düzgün olsa şu an İzmir'i de belki tokatlardı. O derece güzel bir yer de. Benim yolum uzun. Gidecek misin? Var abi, benim Suriye'yle tanıdığım var. Bizim işte Tekel'de çocuk var. Tekel'den bir şey söyleyince o getiriyor mesela. Çok iyi anlaşıyoruz. Abi ben direkt Arap sevmiyorum. Süt diyorum. Efes Şat getiriyor mesela. İki kere yaptı onu. İyi anlaşıyoruz. Mecbur. İkimiz için de güzel bir anı oldu en azından. Sana bir şey katabilirsek de bu işin bonusu olacak ya. Çok sağ ol. Ben harbi hümanistim bu arada. Ciddi söylüyorum size hani. Bu zaman ya bak. Hani genele bakınca belli fikirlerim var, evet. Ama hani gerçekten karşılaşayım insanlarla böyle. Hep iyi davranırım yani. Herkese iyi davranırım. Ama Sena mesela. Sena. Dostum. Sena. Sena harbi fena. Hani. Ve ben diyorum ki bir gün Arap dövdürteceksin ya da dövdürülecek. Yani bir gün yiyeceğiz ya kesin. AVM'ye gidemiyoruz yani son 1,5 senedir falan. Harbi gidemiyoruz AVM'ye. Ya diyorum bir dur diyorum ya. Ali Cansu W alt çizgi diyor ki seni abla ben. Abi Sena profesyonel yarışçı. Askerlikten harbi fena oldu. Yani. Kilodan dolayı. Evet. Hiç yani. Tabii. Sıfır. Askerlikte mesela fazla kiloyu da almıyorlar bildiğim kadarıyla. Düşük kiloyu da. Ben de mesela biraz daha kilo alırsam beni de almayabilirler. 116'ymış güncel kilosu. Fazla hümanistlik ülkeye zarar. Abi fazla hümanist Türkiye'de olamazsın zaten. Ben o kadar hani ben de kadar hümanistim vesaire desem de imkansız ya. Yani. İsviçre'de, İsveç'te falan yani İsviçre'de, İsveç farklı. Hani imkansız. Benim de gözüm görüyor yani. Bizi uğurlayayım. Benim dediğim nokta hani orada şu bireysel boyutta bir insanla tanıştığım zaman Suriyelisi, Murilisi hani nefretle yaklaşmam hiçbir zaman hiçbir insana. Bilmiyorum. Hani beni ırkçı olmadığımı kanıtlar mı?
bilemiyorum hani genel yargım var evet ama. Bilir misin? Tabii ki tabii ki. Ya zaten şey noktasında da olmayalım amına koyayım. Neonazi gibi de olmayalım hani asansörde. Hani asansörde karşılaşınca da kavga etmeyelim yani. Kaldırımda da kafa ezmeyelim amına koyayım. O kadar da değil hani. Kanka, buralarda olsam Adana'da Maradona daha çok tanıdım işte. Ankara bayağı uzun. 7 tanesi yana gezince tedirgin olmuyor mu? Evet. Abi canım şey klasik abi zaten Türkiye'de. Tramvay beklerken falan böyle bir staring contest'e girdiğimiz fix yani. Sena ile duruyoruz. Bir grup böyle bakıyorlar. Ben böyle bakmak zorunda kalıyorum hepsine. Yani o fix. Bunlar fix yani. Bir şey desin. Hani... Ama onlar buna itiyor amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? İstiyorsan son söz senin olsun. Gerçek ne diyeceğim ben de bilmiyorum ama insanları yargılamayın. Yani tek diyeceğim bu yani insanların dış görünüşüne göre. Her yerde donmuşta sadece. God damn. İyi videoydu ha. Harbiden haklı bir nokta yani. İnsanları yargılamayın. Hele çok ilginç yani internette dolaşıp bir insanın tipine, konuşmasına göre yargılamak. Bak insanın fikrine göre yargılarsın gerçekten. Bunu ben de çok yapıyorum. Sik gibi fikri vardır. Onu eleştirirsin. Kafana sıçayım dersin ama hani sadece değiştiremeyeceği bir şeyden ötürü insanları yargılamak çok ilginç. Tipi olsun, konuşması olsun. İnsanlar öyle geliyor ki dünyaya öyle geldin yani. Mesela Yakup TV. Sik gibi fikirleri var. Onu linçlerim. Zorbalarım. Mesela bu çocuk. Hani ne ya konuşuyor, böyle konuşuyor, şöyle görünüyor falan diye.